Kazım Ersun Yanal 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde doğdu. Türk teknik direktör ve eski futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Manisa Spor Akademisi mezunudur. Futbola Denizli Spor'da başladı. Daha sonra Denizli Emsan Şirinköy İdman Yurdu, Sarayköy Spor, Manisa Spor ve Nazilli Spor'da oynadı. Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesinin de uzun yıllar ikamet ettiği Denizli'nin o dönem 3. ligde olan ilçe takımı Sarayköy Spor'da başladı. 1997-1998 yıllarında Yeni Salihli Spor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık Kupası'nı kazanmıştır. Denizli Spor takımının 1998-2000 yıllarında 2 sezon teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2007 yılında Manisa Spor'dan istifa ettikten sonra 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor'un başına gelmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor kulübünden istifa etmiştir. Yanal, Manisa Spor'dan önce Mandıra Spor, Denizli Spor, Gençler Birliği, MKE Ankara Gücü ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı. Eskişehir Spor'da Aralık 2011'de Skipbe'nin istifası üzerine teknik direktörlük görevine getirildi. Ersun Yanal, Eskişehir Spor'da 2 sezon görev yaptı. 2011-2012 sezonunda Süper Ligi 5. bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. 2012-2013 sezonunu ise 8. olarak bitirdi. Haziran 2013 itibariyle bu görevi sona erdi. 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne getirildi. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak Süper Lig'in en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü oldu. 9 Ağustos 2014'te Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. 3 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'daki sözleşmesi 450 bin avro bedelle karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençler Birliği UEFA Kupası'nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lisbon ve Parma'yı eleyerek 4. tura kadar çıkmış, 4. turda o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya 2. maçta uzatma bölümünde yediği golle elendi. O sene kupayı kaldıran Valencia'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçta Gençler Birliği oldu. 25 Mayıs 2016 tarihinde yeniden Trabzonspor'la anlaşarak 3. kez Bordo Mavili kulübün başına geçti.